Arkadaşlar selam. Katalitik konvertörün kamera ile kontrolü nasıl yapılır? Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz katalitik konvertör bir araçtan söküldü. Katalitik konvertörün görevini daha önce videolarımızda anlatmıştık. Egzoz gazını tekrardan yanmaya yarayan ve egzoz gazının zararlı etkilerini azaltmaya yarayan ve içinde bir takım katalizör görevini gören kimyasalların bulunduğu bir parça. Bazı araçlarda bir tane var, bazı araçlarda iki tane var. Şimdi örnek aracımızda iki tane katalitik konvertör var. Arkadaşlar katalitik konvertör arızası bize ilk olarak arıza lambasından gelir. Yani arıza lambası yanar ve katalitik konvertör olarak arıza sinyalini verir. Peki her arıza sinyali, her katalitik konvertör sinyali gerçekten katalitik konvertörün arızalı olduğunu gösterir mi? Hayır, göstermeyebilir. Katalitik konvertör arızasını bazen ateşlemeden verir. Bazen yanlış LPG ayarından verir, bazen benzinli bir araçta zengin karışımdan, fakir karışımdan verebilir. Dolayısıyla ilk ikazı aldık, arıza lambamız yanıyor, katalitik konvertörün arızalı olduğunu gördük. Peki gerçekten arızalı mı değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Bu çok ucuz da bir parça değil bu arada. İşte bunun anlamanın yöntemi kamera ile kontrol etme. Şimdi uygulamasını göstereceğim size. Bu aracımızda arıza lambası yanıyor, iki tane katalitik konvertör var. Bakalım kamera ile baktığımızda katalitik konvertör ne durumda, gerçekten arızalı mı? Arkadaşlar kamera ile katalitik konvertör kontrolü araçtan araca değişebiliyor. Bazı araçlarda oksijen sensöründen giriş yapıyoruz. Bazı araçlarda bu araçta olduğu gibi hemen egzozdaki flanşlı bağlantıyı sökerek giriş yapıyoruz. Burada önemli olan kameramızın çubuk kısmının bir yerden girmesi. Şimdi bu araçta şimdi önce birinci katalitik konvertörü kontrol edeceğiz. Şimdi bakın çubuğumuz ta yere kadar gitti ve şu anda katalitik konvertöre boş olduğunu görüyoruz. Ulaştık. Ne görüyoruz abi? Boş. Boş. Yani bu yeni satın alınmış bir araç. Bu aracın katalitik konvertörü boşaltılmış. Yok. Yani öndeki katalitik konvertör yok. Dolayısıyla arıza lambası bundan dolayı yanıyor. Birinci katalitik konvertörü böylece kontrol etmiş olduk. Dolayısıyla bu katalitik konvertörün yenisiyle değişmesi gerekiyor. Şimdi ikinci katalitik konvertörü kontrol edeceğiz. Hemen o da burada. Vallahi. Buyurun. Yine ikinci katalitik konvertöre kameramızı yerleştirdik. Bakın katalitik konvertörün peteklerini, ızgaralarını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Katalitik konvertör çatlamış mı? Erimiş mi? Dağılmış mı? Hepsini net bir şekilde kamerayla görebiliyoruz. Şimdi bu kameranın bize en büyük artısı, en büyük kazanımı bu konvertörü sökmeden, dağıtmadan tespit yapabilmek. Yani bazı araçlarda çok da zordur katalitik konvertörü sökmek ve maliyetlidir. Dolayısıyla sökmeden katalitik konvertörün bu şekilde kontrolünü yapabiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu katalitik konvertörümüzde herhangi bir dağılma, çatlama, erime yok. Petekleri gayet sağlam değil mi ustam? Herhangi evet, bir problemimiz evet. Yok. Aynen, herhangi bir problem yoktur yok. Bunda. Ama öndekinde... Öndeki katalitik konvertör boşaltılmış. Bunu gördük. Şimdi buna göre yeni bir katalitik konvertörü montajı bu araca yapılacak. Şimdi gelin başka katalitik konvertörleri inceleyelim. Dağılmış olanlar ne durumda? Bize ne ikaz veriyor? Onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi burada tabii dağılmış, bozulmuş katalitik konvertörleri örneklendireceğiz. Bu daha önce değişmiş bir katalitik konvertör. Şimdi kamerayla baktığımızda ne göreceğiz? Ona bakalım. Girelim abi içine. Bakın kamerayla baktığımızda kırık olduğunu. Evet, kırık bir katalitik konvertör. Ondan dolayı değişmiş. Bir kamerayla görmemiz lazım. Bakın kırık. Gördünüz mü? Yani katalitik konvertörün kırık olduğunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bu tespiti yaptıktan sonra artık katalitik konvertörü geriye kalıyor. Aşağıya indirmek ve açmak. Ondan sonra değişimini gerçekleştirmek. Şimdi başka bir örnek verelim abi. Arkadaşlar yine değişim yapılan bir katalitik konvertörü incelediğimizde sok abi kamerayı içine. Şimdi bakın peteklerinin artık gözenekleri dolmuş. Yani buradan artık egzoz gazının geçemeyeceğini anlıyoruz. Ve katalitik konvertörün bitik olduğunu araç üzerinde tespit ediyoruz. Ve bu noktada artık katalitik konvertörün değişmesi gerektiği tespitini yapabiliyoruz. Bir başka örnek verelim. Evet, yine değişmiş ve bozuk olduğunu gördüğümüz katalitik konvertörü incelediğimizde bakın kamerayla peteklerinin bakın burada bal peteği gibi görüyorsunuz.
aralıklarının dolduğunu ve kateli konvertörün ömrünü tamamladığını kamera yöntemiyle görüyoruz. Ondan sonra artık kateli konvertörün sökümü ve değişimi işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamera yöntemiyle araçtan sökmeden kateli konvertörlerin kontrolü yapılabilir ve gerçekten arızalı ise değiştirilebilir. Bu noktada doğru tespit yapmak kateli konvertör değişimlerinde de çok önemli. Gereksiz masraf yapmamak adına, doğru tespit yapmak adına bu kamera önemli bir yöntem. Kateli konvertörün arızalı olduğu kesinleştikten sonra bu işin çözümü değiştirmektir. İptal ettirme, yani kat iptalini yapmayı ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü çevresel duyarlılığımızdan dolayı, çevreye verdiğimiz zarardan dolayı kesinlikle hem yasal değil hem de tavsiye etmiyorum. Bu anlamda kateli konvertörü arızalı olan ve egzoz emisyon muayenesinden geçemeyen araçların kateli konvertörlerini değiştirmesi gerekiyor. Kateli konvertörün aracın önemli bir parçası olduğunu da unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.